Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere düşey array komutunun nasıl yapıldığını anlatacağım. Öncelikle düşey array'i belli bir Excel sayfasında, yani tabloda satır temelinde verileri bulmak için kullanıyoruz. Öncelikle Excel sayfamıza girelim. Sayfa 1'de kendimize bir veri dizini oluşturalım. Burada. Yakın, no. Şehir tanımı. İlçe diyelim. Üstünlük. Bir açalım. Plakalarımızı yazdık. Şimdi şehir isimlerini yazalım burada. İstanbul. Denizli. Balıkesir. Bunların da birer tane ilçelerini yazalım yanına. Şiyaka. Kadıköy. Kuldan. Edremit. Akisar diyelim. Sayfa 2'de de sadece plakalarımızın olduğunu varsayalım. Buraya kopla yapıştırdı seçelim. Şimdi burada istediğimiz şey şehir tanımlarını sayfa 2 sayfasında sayfa 2'de görmek. Şehir tanımları yazalım buraya da. Onun için düşey ara formülü kullanacağız. Hemen eşittir diyoruz. Düşey ara. Burada bize aranan değeri soruyor. Aranan değer plaka numaramız. Plaka numaramızı seçiyoruz. A2. Buradan noktalı virgül dediğimizde bize tablo dizisini soruyor. Bu hangi tabloda aranacağını soruyor bize. Burada hemen sayfa 1'e geliyoruz. Ben genelde tabloyu bu şekilde seçmiyorum tamamını. Çünkü altı devam ettiğimiz zaman 7. satırı almayacak burada. Bu yüzden ABC olarak seçiyorum. Bu yüksek satırlı raporlarda çok işimize yarıyor. AC sütunlarını ara. Burada bize sütun indeksi soruyor. Yani burada bize şey diyor. Ben diyor plakayı diyor sayfa 1'de bulduktan sonra kaçıncı sütunu getireyim diyor. Biz şehir tanımları demiştik. Burada bize 2'yi getirmesi gerekiyor. Yani plaka 1, şehir tanımları 2 oluyor. Buraya 2 diyoruz. Daha sonra hangi aralıkta bakayım diyor. Doğru ve yanlış diye bir şey sekme çıkıyor bize. Eğer doğru dersek bize en yakın tanımı getir. Yanlış dersek birebir aynısını getirecek. Bu yüzden sürekli yanlışı seçiyoruz biz. Daha sonra parantezi kapıyoruz ve enterliyoruz. Direktman buraya düşey ara formülüyle İzmir geldi. Bunu buradan aşağıya seçerek bütün şehir tanımları gelmiş oldu. Eğer ilçeleri seçmek isteseydik onu da deneyelim. İlçeler. Tekrar düşey ara yazacağız. Bunu da farklı bir şekilde düşey ara da yazabiliriz. Burada eşittir dedikten sonra sol üstte burada işlevler çıkıyor. Kullanmak istediğiniz. Ben burada düşey ara seçeyim. Bu şekilde bir tane pop açılıyor. Gene burada bize aranan değeri soruyor. Burada aranan değerimiz 35 veya bunu komple AA'da seçebiliriz. İlk değeri zaten yanına hemen yazdı eşittir olarak 35. Sonra bize tablo dizisini soruyor. Burada sayfa 1'e gidip tekrar ABC'yi seçiyoruz. Aralığımızı. Sütunun indis sayısı bu sefer ilçeleri getireceğimiz için buraya 3 yapıyoruz. Aralık dediği zaman da tekrar eğer buraya doğru dersek bize şurada aşağıda gösterdiği gibi Edremit tip olacak büyük ihtimalle. Biz bunu o yüzden yanlış yazalım tekrar. Hemen yanında karşı yakayı getiririz zaten. Burada enterliyoruz. Formülü elle yazmak yerine istediğimiz değerleri burada pop-up'ta yazarak da formül kendi oluşuyor. İlçeler de bu şekilde gelmiş oldu.